Eda Hanım, doktor bronşiolit ve pnömoni geçiren 1 yaşındaki bebeğin kreşe gitmesi riskli midir diye sormuş. Eğer sık hasta olmuyorsa gitmesinde bir sakınca yok. Yani ayda bir bronşit ve zatüre tarzında enfeksiyon geçirmiyorsa gidebilir. Gülçin Hanım, oğlum 20 aylık, sinüzit denildi, antibiyotik tedavisi oldu, antibiyotik alerjisi oldu. İğne yaptırdıktan sonra gözlerinde kapanma oluyor. Çapaklanma, sulanma yok ama gözleri açmakta zorlanıyor. Ne olur acaba? Neden olur acaba? Teşekkürler. Gözlerindeki kapanma şişlik, kızarıklık şeklinde ise antibiyotik alerjisi olabilir ama çapaklanma tarzında ise geçirmekte olduğu enfeksiyonla beraber göz enfeksiyonu geçiriyor olabilir. Ondan kaynaklı olabilir. Hasan Bey, 9 aylık bebeğe süt verebilir miyim diye sormuş. İnek sütünün böbrek yükü ve alerji riski açısından 1 yaşından sonra verilmesini öneriyoruz. Süleyman Bey, çok süt tüketmek kansızlığa neden olur mu diye sormuş. Eğer bir çocuk sadece süt içip diğer gıdalarını tüketmiyorsa o zaman kansızlığa sebep olur. Normalde süt tüketimini günlük olarak 500 mililitre olarak sınırlamayı öneriyoruz. Nurgül Hanım, oğlum 9 yaşında, kızım 12 aylık, ikisi de aşırı terlediği için çabuk hasta oluyorlar. Çok giydirmesem de terden sık ateşleniyorlar. Sebebi var mıdır diye sormuş. Bazen D vitamini eksikliklerinde ya da tiroidin fazla çalışmasında sık terleme olabilir. Bunların araştırılması lazım. Kansızlık da sık terlemeye sebep olur. Eğer bunlarda bir sıkıntı yoksa ailevi de olabilir. Esra Hanım, 20 aylık kızım var. Günlük yoğurt ve süt tüketimi ne kadar olmalıdır diye sormuş. Süt tüketimi yarım litre şeklinde sınırlı kalmalıdır. Yoğurt tüketimi de bir kase yoğurt yeterlidir. Sevgi Hanım, kızım 4 aylık, grip geçiriyor. Mama ile besleniyor fakat iştahı yok. Ateş 38 çıkıyor. Sürekli öksürüyor. Sürekli ne yapmalıyım? Şu dönemlerde bronşite sebep olan bir virüs var. RSV virüsü dediğimiz. Ve çok sık öksürüyorsa 4 aylık bir çocuğun muayene olmasında fayda var. Bronşit açısından. Cansu Hanım, 6 aylık bebeğim diş çıkarıyor ve çok huzursuz. Bu süreci daha rahat atlatabilmemiz için ne önerirsiniz diye sormuş. Damakları rahatlatacak bazı ilaçlar var. Onlardan kullanabilirsiniz. Onun dışında taze soğanın beyaz kısmını damaklarıyla ısırabilir ya da diş kaşıyıcı kullanabilirsiniz. Kalbiye Hanım, 6 aylık bebeğim boğaz enfeksiyonu oldu. Hastalanmaya başladığından beri kafası terliyor. Şu an antibiyotik kullanıyorum. Yalnızca anne sütü alıyor. Sesi kısıldı. Kaç günde düzelir? Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları 5 ila 7 gün arasında toparlar. Elif Hanım, kulaklarda sürekli koyu sarı akıntı oluyor oğlumda. Bu kötü bir şey midir? Oğlum 27 aylık demiş. Koyu sarı akıntı kulak kiridir. Bazı çocuklarda dışarıya doğru rahatlıkla akar. Dışarıya akması iyi bir şeydir. Kulak içerisinde tıkaç oluşturmayacağını gösterir. Sevilay Hanım, çocuğumuz bademcikleri şiş ve kızarık. Bunun bakteriyel mi, viral mi olduğunu nasıl anlarız? Ciğerlere inmemesi için ne yapmalıyız diye sormuş. Bakteriyel mi olduğunu anlamak için boğaz kültürü almak gerekir. Boğaz kültürünün sonucuna göre değerlendirme yapılır. Umut Bey, çocuğum 2 yaşında, orta kulak dediler, kızarıklık var dediler. 10 gün antibiyotik kullandık. Antibiyotik kullandığımız günün gecesi ateş çıktı. Ertesi gün doktora götürdük. Antibiyotik hafif gelmiş olabilir dendi. Ateş kesildi ama 2 gecede ateşi 35 oluyor. Hiç ateş düşücü vermiyoruz. Acaba uyurken ölçmek yanlış mı? Ateşini uyurken ölçmenizde bir sakınca yok. Ancak 35 derecenin altında inmiyorsa endişe etmenize gerek yok. Sevda Hanım, 14 aylık oğlum, 2 gün yüksek ateşten sonra el ayak ağız hastalığı teşhisi konuldu. Sizce bu hastalığı daha rahat nasıl atlatırız diye sormuş. El ayak ağız hastalığında ateş yaklaşık 5 gün kadar sürebilir. İlk 3 günü biraz şiddetlidir. Döküntülerine bazı rahatlatıcı kremler öneriyoruz. Ağız içi yaralara da ağrısını giderecek spreyler öneriyoruz. Tuba Hanım, burun akıyorsa ateş olur mu diye sormuş.
burnun akıyorsa da ateş olabilir. Gribel enfeksiyonlarda, grip salgınlarında zaten hem burun akar hem ateş de yükselebilir. Işık Hanım, çocuğum 5 yaşında balgamlı öksürüyor ve iştahsızlık var. Süt fazla tüketiyor. Bu durumda nasıl başa çıkabilirim? Soğuk algınlığı şurubu kullanıyoruz. İşte açıların faydası olur mu diye sormuş. Balgamlı öksürüklerde özellikle de süt tüketimi fazlaysa ve gece içiyorsa bu öksürüğün şiddetini arttırabilir. Süt tüketimini azaltmakta fayda var. Nurşen Hanım 9 aylık bebeği için iki farklı ateş düşürücü olduğunu yazmış. Doktorun yazdığıyla eczanenin verdiğinin farklı olduğunu. İkisi de aynı grup ilaçtır, kullanabilirsiniz. Kübra Hanım, oğlum 9 aylık, 14 gün önce antibiyotik kullandık. Kulağında sıvı ver denmişti. Kulağını çok çekiştiriyor. Ağrısı mı var acaba diye sormuş. Kulaktaki sıvı birazcık dolgunluk hissi yapar ama çok ağrı yapmaz. Kulağını çekiştirmesinin sebebi damak kaşıntısı, diş kaşıntısı da olabilir. Göksel Hanım, 3 aylık kızım var. Ateşi 39 derece oldu. Grip de 39 derece ateş olur mu diye sormuş. Eğer bu influenza tarzında enfeksiyonsa, basit bir grip değilse 39 derece ateş olabilir. Hatice Hanım, ateşle alakalı değil ama oğlum 4 aylık, ek gıdaya geçtik ama mama veriyorum. Ek gıdayı çıkarmıyor. Mamayı anında kusuyor. Ek gıdaya başlayınca mamayı bıraktı. Ne yaptımsa almıyor diye sormuş. Ek gıda mamaya göre birazcık daha katı olduğu için onu kusması birazcık daha zor oluyordur. Bazen de mamalar alerjik olabilir ama daha önce kullandığınız bir mama ise biraz koyulaştırıcı, mama koyulaştırıcı, kıvam arttırıcı ek takviyeler var. Onları kullanabilirsiniz. Durcihan Çelik, burun kemiğinin yamuk olması ateş yapar mı diye sormuş. Ateş yapmaz. Elçin Hanım, koltuk altında ölçülen ateş kaç derece normaldir diye sormuş. 36,5 ile 37,5 arası normaldir. Yakup Bey, ateşsiz havale hakkında bilgi verir misiniz? Belirtileri nelerdir? Genellikle ne sebepten ötürü görülür diye sormuş. Ateşsiz havaleler sara nöbetlerinin başlangıcı olabilir. Altta yatan birçok sebep olabilir. Metabolik hastalıkları olabilir, beyinsel fonksiyon bozuklukları olabilir. Bir çocuk nöroloji doktorunu görmesi gerekir. Adem Bey, rotavirüs aşısının iki dozunda yaptırmalı mıyız? Yaptırmadığınızda ne gibi rahatsızlıkla karşılaşırız diye sormuş. Aşının bir dozu eksik kalırsa koruyuculuğu azalır. Onun dışında bir sıkıntı yaratmaz. Zekiye Hanım, grip ve öksürük sebebiyle gribal enfeksiyon ilaçları ve öksürük şurubu kullandığını yazmış. Kaç gün kullanmalıyız diye sormuş. Genellikle bu tarz ilaçları 5 gün kullanıyoruz ve şikayetler devam ediyorsa tekrar görmek istiyoruz. Elif Hanım, antibiyotik şuruplar kaç gün kullanılır diye sormuş. Enfeksiyonuna göre değişir. Kulak enfeksiyonlarında, idrar yolu enfeksiyonlarında bir hafta yeterlidir ama beta sebebi olan boğaz enfeksiyonlarında 10 gün kadar kullanmak gerekir. Merve Hanım, oğluma 6 aylık aşısı yaptırdık. 4 gündür ateşi 37 derece. Antibiyotik ve 4 saatte bir ateş düşücü veriyoruz. Düşmüyor, sürekli tekrar çıkıyor. Ne yapalım diye sormuş. Aşıların ateşi genellikle en fazla 48 saat sürer. 48 saatten uzun sürüyorsa enfeksiyon olabilir. Doktora başvurmanızı öneririm. Tuba Hanım, sürekli orta kulak iltihabı deniliyor. Ateş 38'i buluyor. Reflü de var. Reflü ateş yapar mı? Reflü ateş yapmaz ama reflü kulak enfeksiyonu yapabilir. Ondan kaynaklı ateş çıkıyor olabilir. Tuncay Bey, iyi akşamlar. 4 aylık kızım var. Yarın 4 aylık, 2 yaş olacak. Bunlar ateşi yapar mı? İlaç vermeme gerek var mı? Gerekirse aşıdan hemen sonra vermeli miyiz? 4 aylık aşılarını 2. ayında da olduğu için bunlar tekrar aşılarıdır. Ateş yapma ihtimali daha azdır. Ateşi çıktığı zaman ateş düşürücü vermenizi öneririm. Dilek Hanım, havale genetik mi diye sormuş. Havale ailevi yatkınlıktan kaynaklı. Ailede eğer başka kişilerde havale görüldüyse çocukta da risk artar. Gülün Hanım, benim 8 aylık oğlum var. Sadece gece uyurken burnu tıkanıyor. Sebebi ne olabilir diye sormuş. Evinizin sıcaklığı yüksekse burun tıkanıklığına sebep olur. Mukozalar ödemlenir. Genellikle oda ısısını gece 20-21 derece arasında olmasını öneriyoruz. Şerife Hanım, 1 yaşındaki aşı ateş yapar mı diye sormuş. Genellikle yapmaz ama her aşının bir ateş yapma ihtimali vardır. Seda Hanım, 2 yaşında kızım var. Kulaklarını kaşıması normal mi?
çok fazla olmamakla birlikte doktora gitmedim. Hiç kulak burun boğaz doktoruna gitmeli miyim? Bir de grip olduğu zaman bir gün takibinde Afenin aç veriyorum. Faydası oluyor ama bir yerde zararlı olduğunu duymuştum. Ne kadar doğru? Normal şartlarda 2 yaşındaki bir çocukta kulak kaşıntısı bazen kulak yolu, dış kulak yolu egzamalarında olabiliyor. Kulak burun boğaz doktoruna göstermenizde fayda var. Sibel Hanım, 1 yaşında kızım var. Dişleri çıkmadı. Ne zaman çıkar diye sormuş. Çocuklarda 15. aya kadar diş çıkması gecikebilir. 15. aydan sonra hala dişler çıkmadıysa bazı tahlillerine, tiroid, D vitamini gibi tahlillerine bakmak gerekir. Hayrünisa Hanım, alından ateş ölçer için düşünceniz nedir? Kaç derece sonrası ateş fazladır diye sormuş. Alından ateş ölçer kolaylık sağladığı için kullanımı kolaydır. 38 derecenin üstünde ateş gösteriyorsa ateşi var demektir. Büşra Hanım, ev yapımı pekmezin sağlıksız olduğu doğru mu diye sormuş. Pekmezde ısıl işlem görmüş, 70 derecenin üstünde ısıl işlem görmüş pekmez zararlıdır. Ev yapımı pekmezler de genellikle çok kaynatıldığı için zararlıdır. Elif Hanım, 2 yaş aşılarından sonra başka yaptırmamız gereken aşı var mı? Menenjit aşısı aşı takviminde var mı diye sormuş. Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde menenjit aşısı yok ama yaptırmanızı öneririm. Normal şartlarda 2 yaşından sonra 4 yaşına kadar aşısı yok. Esra Hanım, 5 yaşında ateşi vardı. Gece 37,5, 1 saat sonra 38,5 oldu. Ateş düşürücü verdim, gece kaldırdım. Konuştu, kendindeydi, uyudu. Sabah olunca doktora gittim. Yanlış bir uygulama mı? Hayır, ateş düşürücü verdiğiniz zaman ateşi düştüyse, keyfi yerindeyse, genel durumu iyiyse beklemenizde bir sakınca yok. Sultan Hanım, menenjit aşısı ne zaman yapılır diye sormuş. Menenjit aşısı 9. aydan sonra herhangi bir zamanda yapılabilir. İnci Hanım, kızım 5 aylık su çiçeği çıkıyor. Bir şey olur mu? Aşısı vurulmadı diye sormuş. Birazcık yoğun geçirebilir ama endişe etmeyin. Bir hafta içerisinde toparlar. Gülten Hanım, oğlum 4 yaşında menenjit aşısı şimdi yapılabilir mi diye sormuş. Evet, yapılabilir. Damla Hanım, bebek egzaması tedavisi hakkında bilgi verir misiniz diye sormuş. Bebeklerde egzamaya sebep olan gıdalar olabilir ya da çevresel faktörler olabilir. Öncelikle onlar ortaya konup onlar uzaklaştırılmalı. Sonra da çeşitli kremlerle tedavi edilebilir. Elif Hanım, boğaz enfeksiyonu antibiyotiksiz geçmez mi diye sormuş. Eğer boğaz enfeksiyonu beta gibi bakteriyel bir enfeksiyonsa antibiyotik kullanmak gerekir. Ama viral bir enfeksiyonsa antibiyotiksiz geçebilir. Hamit Bey, odanın nem oranını arttırmak için soğuk hava buhar makinesi kullanıyoruz. Öneriyor musunuz diye sormuş. Genellikle odadaki nem oranını %50-60 civarında tutmayı öneriyoruz. Soğuk buhar makinesinde eğer sık üst solunum yolu enfeksiyonu kurup geçiriyorsa çocuğunuz oradaki boğazdaki ödemi almak için öneriyoruz. Betül Hanım, gece beslenmesi ne zaman kesilir diye sormuş. Normal şartlarda 2,5-3 aylıktan sonra çocuklar eğer kendileri talep etmiyorsa gece beslenmesi kesilebilir. İyi akşamlar. Mümkün olduğunca sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Görüşmek üzere.